Arkadaşlar kazanın kavrama testlerinden kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi karbonhidratlar testine geldik e, hemen başlayalım diyor ki karbonhidratlarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur genel formülleri cn H2N O N şeklindedir. Bu doğrudur arkadaşlar. Karbonhidratların genel formülü böyledir. N yerine 3 ile 8 arasında herhangi bir sayı yazabiliriz. Dolayısıyla bu doğru. Biyokimyasal tepkimelerde düzenleyici olarak görev yapar demiş. Arkadaşlar karbonhidratlar yapıya katılırlar. Ama enerji verici olarak da kullanılırlar. Ama düzenleyici olarak görev yapmazlar. Dolayısıyla bu yanlıştır. Monomerleri arasında glikozit bağı bulunur demiş. Evet arkadaşlar doğrudur. Monomerler yan yana geldiğinde peki karbonhidratların monomerleri nelerdir? Hemen söyleyelim. Biz karbonhidratları 3 ayırıyoruz. Monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler olarak. Monosakkaritler 3 karbonlu, 5 karbonlu ve 6 karbonlu olarak yine 3 ayrılır kendi içinde. 3 karbonlu olanlarla pek işimiz yok arkadaşlar. Zaten karşımıza çıkmaz. 5 karbonlu olanlar ve 6 karbonlu olanlar bizim için önemlidir. 5 karbonlu olanlar riboz ve deoksiribozdur. Deoksiriboz, Altı karbonlu olanlar ise glikoz, fruktoz ve galaktozdur. Şimdi riboz RNA'nın ve ATP'nin yapısına katılır. Bakın bunlar yapıya katılır, enerji verici olarak kullanılmaz. Deoksiriboz ise arkadaşlar DNA'nın yapısına katılır. Şimdi biz bunları enerji verici olarak kullanmıyoruz zaten enerji verici olarak kullandıklarımız ve birleştirerek polisakkarit veya disakkarit elde ettiğimiz bileşikler monosakkaritler altı karbonlu olanlardır. Bunlardan glukoz kan şekeri ya da üzüm şekeri olarak isimlendirilir. Fruktoz meyve şekeri olarak isimlendirilir arkadaşlar. Galaktoz da süt şekeri. Aslında bitkilerde de galaktoz vardır ama daha fazla hani sütte bulunduğu için süt şekeri olarak isimlendirilmiş memelilerin dişileri özellikle fazla miktarda galaktoz üretirler. Peki bu glukoz, fruktoz, galaktoz özellikle arkadaşlar e, disakkarit ve polisakkarit oluştururken glikoziti kullanıyoruz. Şey glikozları kullanıyoruz. Bu glikozlar yan yana geldikleri zaman aralarında glikozit bağını kurarlar. O zaman 3 de doğrudur. Cevabımız ne olacak? 1 ve 3 Denizli şıkkı olur arkadaşlar. İkinci soru Nişasta ve glikojen molekülleri için ifadelerinden hangileri ortaktır? Şimdi bakın nişasta bitkilerde depo maddesidir. Glikojen arkadaşlar hayvanlarda, mantarlarda ve bakterilerde bulunur. Diyor ki çok sayıda glikoz molekülünden oluşma bu doğrudur bu ortak. Çünkü e, glikojen, e, glikojenin yapısında da nişastanın yapısında da çok sayıda glikoz vardır bu doğru. Bitkiler tarafından sentezlenme. Şimdi nişasta bitkiler tarafından sentezleniyor ama glikojen sentezlenmez bitkiler tarafından. Biz ortak olanı sorduğu için bunu almayız. Dehidrasyon sentezi oluşma bu da ortaktır. Peki nedir dehidrasyon? Arkadaşlar diyelim ki iki tane glikoz molekülü bir araya gelecek. Glikoz molekülleri arasından bir molekül su açığa çıkar aralarında glikozit bağı kurulur ve biz bu olayı arkadaşlar su oluşturma tepkimesi olarak dehidrasyon tepkimesi diyoruz veya dehidrasyon sentezi diyoruz. Ee, protein olsun, yağ olsun, daha sonra nişasta glikojen gibi büyük moleküller dehidrasyon senteziyle oluşurlar. Bunu da söylemiş olalım. Cevabımız edrine şıkkı 1 ve 3 olacak. Üçüncü soru, Bitki ve hayvansal organizmalarda bulunabilen polisakkaritlerin işlevleriyle ilgili aşağıdaki tablo oluşturulmuştur diyor. Şimdi bakın deposal ve yapısal olarak ayırmış hayvan ve bitki olarak ayırmış. Şimdi biz bunları kolaylıkla bulabiliriz. Zaten polisakkaritler 4 tane değil mi? Nedir bunlar? Nişasta, glikojen, kitin ve selüloz. Arkadaşlar hayvanlarda bulunan kitinle glikojendir. Bitkilerde bulunan nişasta ve selülozdur. Şimdi bakın hayvanlarda depo olarak kullanılan hangisidir? Glikojen. O zaman A'ya glikojen yazacağım. Hayvanlarda yapıya katılan da arkadaşlar kitindir. Bu arada kitinin diğerlerinden farklı bir özelliği var. Kitinin yapısında azot da bulunur unutmayın. Bitkilerde depo maddesi olarak kullanılan nişastadır. Bitkiler, bitkilerde yapıya katılan da selülozdur hücre duvarının yapısına katılır. Diyor ki ABC'de için hangisi doğru bir tanımlamadır? A diyor azotlu polisakkaritlidir. A'ya bakıyorum. A için ne dedim? Glikojen. Glikojende azot var mı? Yok. Kitinde var. Bu yanlıştır. B hücre çeperini oluşturur. Nişasta, nişasta depo yapılır dedik. Hücre çeperini oluşturan selülozdur. Bu da yanlış. C karaciğerde depolanır. C kitin. Arkadaşlar kitin zaten ee, böcek gibi işte daha böyle küçük oburgasız canlılarda dış iskeletin yapısına katılıyor. Bir de mantarlarda arkadaşlar hücre duvarının yapısına katılıyor kitin. Dolayısıyla karaciğerde depolanır demesi yanlış olur. D. insanlar tarafından sindirilmez. D. Neymiş? Selüloz. Selüloz insanlar tarafından sindirilmez arkadaşlar. Doğrudur. Bizlerde bunu sindiren enzim yoktur. Çünkü, çünkü dolayısıyla cevabımız denizli şıkkı olacak. C ve D suda iyi çözünür. Arkadaşlar C de D de yani kitinde de suda çözülmez. Özellikle selüloz için söylüyorum. Selüloz suda çözülmez arkadaşlar. Cevabımız denizli şıkkı olacak. Geçelim diğer sorumuza. Diyor ki bir polisakkarit oluşumu aşağıda ifade edildiği gibidir. Buna göre hangileri yanlıştır? Şimdi en sayıda monosakkarit bir araya gelmiş polisakkarit en eksi bir tane de su oluşturmuş. Diyor ki polisakkarit, polisakkarit üretimi hücre bitki hücresinde gerçekleşiyorsa kullanılan monosakkaritler fruktozdur. Şimdi arkadaşlar. Polisakkarit ister bitki hücresinde üretilsin, ister hayvan hücresinde üretilsin fark etmez. Monosakkaritler genellikle glikoz olarak kullanılır. Bakın istisnai durumlar vardır. Yani fruktoz da katılabilir yapıya veya galaktoz da katılabilir. Ama hani fruktoz kullanılır diye bir şey söyleyemeyiz. Yani direkt glikoz kullanılır diyebiliyoruz. Dolayısıyla bu yanlıştır. Polisakkarit üretimi sırasında oluşan su miktarının bir eksiği kadar glikozit bağı kurulur. Şimdi bakın Su miktarı ne kadar üretilmiş? Su n-1 tane su üretilmiş. Şimdi her bir glikozit bağında bir molekül su açığa çıkıyorsa o zaman su sayısıyla glikozit bağı sayısı ne olacak? Eşit olacak. Burada ne diyor? Oluşan su miktarının bir eksiği kadar diyor. E, su zaten en eksi bir tane oluşmuş. Bir eksiği kadar da glikozit bağı kurulur mu? Kurulmaz. Suyla glikozit bağı eşit olacak. Bu yanlış. Üretilen polisakkarit eğer hayvan hücresi, hayvansal ise hücre içinde yedek besin kaynağı olarak kullanılabilir. Evet mesela hayvansal hücreler ne üretebilirler? Glikojen üretirler değil mi? Polisakkarit olarak. Bunu biz yedek besin kaynağı olarak kullanıyoruz arkadaşlar. 3 doğrudur. Bize yanlış olanı sorduğu için cevabımız denizli şıkkı olacak. 5. soru. Bir polisakkarit olan selülozla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım. Suda çözünür demiş. Arkadaşlar az önce de söyledim. Selüloz suda çözünmez. Bu yanlış. Bitkilerin hücre duvarında bulunur. Bu doğrudur. Selüloz bitkilerde hücre duvarının yapısına katılıyor. Selüloz lifleri bağırsakta mukus salgısını artırır. Doğru arkadaşlar. Şimdi nereden bağlantı kuralım? Şuradan bağlantı kuralım. Diyetlerde Genellikle böyle e, bitki ağırlıklı besinler verilir. İşte salatalık, domates yani yeşillik yiyin derler. Bunun sebebi nedir biliyor musunuz? Selüloz bizim vücudumuzda sindirilmez. Sindirilmediği için de yani çok az miktarda sadece bağırsaklarda bakteriler tarafından sindiriliyor. Çok az miktarda o da. E, sindirilmediği için şimdi bize bir kere doygunluk hissi veriyor. E, bağırsaklarda mukus salgısını, midede mukus salgısını artırıyor. Dolayısıyla midenin bağırsan çalışmasını sağlıyor. Doygunluk hissi uyandırıyor. Sindirilmediği için de arkadaşlar dolayısıyla vücudumuza şeker alımı yapmamış oluyoruz. Aslında hem ee, karnımızı doyurmuş oluyoruz hem de vücudumuza şeker almamış oluyoruz arkadaşlar. Bu da diyetlerde özellikle kullanılan özellikleri arasındadır. Cevabımız ne olacak? Denizli olacak. Bir bitki hücresinde diyor gerçekleşen bazı dönüşüm olayları verilmiştir. 1, 2, 3, 4 ile ilgili hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi bakın ilk önce bunların ne olduğunu yazalım. Arkadaşlar karbondioksit ve suyu birleştirmiş glikoz üretmiş bir kere bir numaralı olay nedir? Fotosentez bitki hücresi dediği için. Daha sonra bakın 2 numaraya geliyorum glikozu birleştirmiş glikozları nişast üretmiş. 2 numara nedir? Dehidrasyondur değil mi? Dehidrasyon. Daha sonra geliyorum 3 numaraya bakın. Glikozu karbondoksit ve suya kadar parçalamış. Bu nedir? Oksijenli solunum. Oksijenli solunum. Nişastayı glikoza parçalamış. Arkadaşlar buna da biz hidroliz diyoruz. Bakın hidrosu demektir. Hidrosu. Liz de parçalamak demektir. Suyla parçalama olayına biz hidroliz olayı diyoruz. Vücudumuzdaki sindirim olayları arkadaşlar hidrolizle gerçekleşir unutmayın. Hidroliz sırasında ATP harcanmadığı için vücudumuzdaki sindirim olayları sırasında da ATP harcanmaz bunu da unutmayalım. Diyor ki hangisi kesinlikle doğrudur. Bir sadece bitkiler tarafından gerçekleştirilir. Şimdi fotosentezi sadece bitkiler mi yapıyor? Hayır bakteriler de yapabiliyor. Bu yanlış. 2 diyor hayvan hücrelerinde gerçekleşmez. Glikozun nişastaya dönüşümünü hayvan hücreleri yapamaz arkadaşlar. Doğru bitki hücreleri yapabilir. 3 tüm canlı hücrelerde gerçekleşir. Şimdi 3 oksijenli solunum. Oksijensiz solunum yapan hücreler yok mu? Var. Dolayısıyla burada tüm canlı hücrelerde gerçekleşir demesi yanlış olur. 4 tüm hayvanlarda gerçekleşmez demiş. Şimdi bakıyorum nişastayı glikoza çevirmiş. Arkadaşlar eee nişastayı Nişastayı glikoza çevirme olayına baktığımız zaman dört e, tüm hayvanlarda gerçekleşmez. Doğru bazıları nişastayı sindirmeyebilir arkadaşlar. Do, e, Pardon yanlış olacak özür dilerim tüm hayvanlarda gerçekleşmez demiş yanlış arkadaşlar nişastayı bizler sindirebiliyoruz dolayısıyla tüm hayvanlarda gerçekleşir nişasta sindirme bu yanlıştır 3 bakterilerin tamamında gerçekleşir demiş yani oksijenli solunumu tüm bakteriler yapar demiş yanlış ben şurada bir şey doğru diyecek yerde yanlış dedim sanırım bursa şıkkı arkadaşlar 2 numara hayvan hücrelerinde gerçekleşmez doğru olacak sanırım doğru dedim de burada yanlış olarak işaretledim e, glikozun nişasta çevrimi hayvan hücrelerinde gerçekleşmez. Bize hangisi kesinlikle doğrudur dediği için cevabımız bursa şıkkı olacak. 7. soru. Hidrolizleri sonucu tek çeşit monomer oluşturan karbonhidratlar aşağıda hangi seçenekte bir arada verilmiştir diyor. Bakalım. Şimdi selüloz ve sükroz demiş. Şimdi selülozun yapısında glikoz var sadece ama sükrozun yapısında arkadaşlar glikoz artı fruktoz var. Dolayısıyla tek çeşit monomer değil. Maltoz ve fruktoz demiş. Şimdi maltozun yapısında ne var? Glikoz. E fruktoz zaten fruktoz. Dolayısıyla bu da olmaz arkadaşlar. Gitti. Maltoz. Maltozun yapısında ne var? Glikoz artı glikoz var arkadaşlar. Yani iki tane glikoz var. E glikojenin yapısında da glikoz var. Dolayısıyla tek çeşit monomer mi var? Evet, o zaman cevabımız C şıkkı olacak. Fruktoz ve sükroza bakıyorum. Sükrozun yapısında ne var? Fruktoz ve glikoz var. Dolayısıyla iki çeşit monomer oldu, olmadı. Nişastanın yapısında sadece glikoz vardır. Ama sükrozun yapısında glikoz ve fruktoz olduğu için yine iki çeşit monomer olur. Cevabımız C şıkkı olur. 8. soruya geçelim. Diyor ki: üç farklı disakkaritin oluşumu sembolik olarak verildiği gibi ifade edilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar disakkaritler nelerdi? Bu arada telefondan çekiyorum arkadaşlar ve parmağımla yazdığım için böyle biraz kelimeler e, karışık olabilir. Hani kusuruma bakmayın. Şimdi diyor ki disakkaritler. Neydi disakkaritler? Bakın maltoz, sükroz ve laktoz, değil mi? maltozun yapısında ne var arkadaşlar maltozun yapısında glikoz artı glikoz var sükrozun yapısında ne var glikoz artı fruktoz var peki laktozun yapısında ne var arkadaşlar laktozun yapısında da glikoz artı galaktoz var şimdi baktığım zaman bakın şuradaki şekle baktığımızda ne olacak glikoz artı glikoz değil mi ikisi Bakın şu glikoz artı glikozun olduğu kısım ikisinde de aynı işaret olması lazım. O zaman ben burada yıldıza glikoz diyebilir miyim arkadaşlar? Yıldız olana glikoz diyebilirim. O zaman arkadaşlar ne olacak? Yıldız olan glikoz olacak. Sonra maviye ve pembeye geliyorum. Hani yuvarlak ve üç e, kareye geliyorum arkadaşlar. Bunlardan birisi bakın birisi fruktoz olur. Birisi galaktoz olur. Ama bu ikisi yer değiştirebilir yani biri fruktoz biri galaktoz veya yer değiştirip tam tersi olabilir arkadaşlar burada kesin bir şey söyleyemeyiz çünkü ikisinde de farklı bir durum var o yüzden de söyleyemiyoruz kesin bir şey şuradaki turuncu renkli kısma baktığımızda bu turuncu renkli olan nedir şimdi biz e, glikozla glikozu birleştiriyoruz maltoz oluşturuyoruz artı bir de ne oluşturuyoruz su oluşturuyoruz değil mi hepsinde ortak olarak da su molekülü oluşur o zaman turuncu ifadesi ne olacak Su su ifadesi olacak diyor ki Hangisi yanlıştır diye sormuş. Yıldız sembolü ile gösterilen molekül glikozdur. Evet yıldız için glikoz dedik bu doğrudur. Ee, şurada demiş bakın arkadaşlar yıldız ve kare disakkariti bitki hücrelerine özgü ise kare sembolü fruktoz ifade eder. Eğer ki arkadaşlar bitki hücrelerine özgü ise yani bu yıldız kare olan sükrossa, sükros sadece bitki hücrelerinde bulunuyor değil mi? Çünkü nedir? Şekerdir. Çay şekeridir arkadaşlar. Ee, şeker pancarında falan bol bu miktarda bulunuyor. Dolayısıyla bu sadece bitki hücrelerine özgü ise evet bunun yapısında fruktoz vardır. Doğru. Pembe renkli olan yani yuvarlak sembolü hayvansal hücrelere özgü ise demiş. E, yıldız yuvarlak sembolü galaktozu ifade eder. Şimdi bakın eğer ki şu yıldız sembolü hayvansal hücrelere özgü ise. Bu arada Buraya arkadaşlar hayvansal hücre özgü ise dediği zaman bizim galaktozu düşünmemiz gerekiyor. Ama galaktoz bitki hücrelerinde de bulunur. Yeni e, MEP kitabında artık öyle yazıyor. Bunu da gözünüzden kaçırmayın. Bitki hücrelerinde de bulunur. Ama daha fazla e, süt içerisinde bulunduğu için o yüzden süt şekeri olarak söyleniyor. Hayvansal hücre özgü ise dediği için ben bunu galaktoz alacağım. Peki yıldızla bu yuvarlak sembol yan yana geldiği zaman ne oluşturur? Galaktozla glikoz yan yana gelince ne oluşturacak? Laktozu. Laktoz olacak bu. Laktoz. Peki buraya ne demiş? Galaktoz ifade eder demiş. Bu yanlıştır. Cevabımız C şıkkı olur. Şöyle C şıkkını işaretleyelim. Turuncu sembolü demiş. Dehidrasyon tepkimesi sonucu oluşan su molekülünü ifade eder. Doğru arkadaşlar. Zaten su dedik buna. Doğrudur. Bu iki sembollerle gösterilen sakkalitler aynı hücrelerde bulunamaz. Laktoz ve e, sükrozdan bahsediyor arkadaşlar. İkisi de aynı hücrede bulunamaz. Doğru. Bir hayvansaldır, bir bitkiseldir. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? CH şıkkı olacak. Dokuzuncu soru. Bazı özellikleri verildiği gibi olan karbonhidrat çeşidi seçeneklerin hangisine belirtilmiştir? Bakalım. Hayvan hücreleri tarafından üretilen enzimlerle hidrolizi gerçekleşir. O zaman selüloz olmaz. Çünkü selülozu biz hayvan hücreleri sindiremiyoruz değil mi? Patates, buğday, pirinç gibi bitkilerde bol miktarda bulunur. He, patates deyince aklımıza ne geliyor? Tabii ki nişasta geliyor değil mi? Cevabımız nişasta olacak. Diğerlerine de bakalım. Suda çok az çözünür. Şimdi nişasta için arkadaşlar genel olarak çözünmez diyoruz suda. Ama e, artık MEP kitabında yine suda çok az çözünür ibaresini de alıyor. Onu da söyleyelim iyotla boyandığında mavi renk oluşur. Cevabımız ne olacak? Nişasta olacak. 10. soru. Bir polisakkarit olan kitinle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Hayvansal yapı polisakkaritidir. Doğru. Bitki, e, hayvanlarda özellikle omurgasız hayvanlarda dış iskeletin yapısına katılıyor arkadaşlar. Bu doğrudur. Yapıya katılıyor. Mantarların hücre duvarını oluşturur. Bu da doğrudur. Suda çözünmeyen bir polisakkarittir. Evet, kitin suda çözünmez. Doğru. Yapısında glikoz molekül ve kalsiyum elementi bulunur demiş. Bakın yanlış ben bir önceki sorularda da söyledim. Ne dedim? Yapısında ne bulunur? Azot bulunur dedim. Kalsiyum değil. Cevabımız denizli şıkkı olacak. Eklem bacaklıların dış iskeletini oluşturur. Doğru. Cevabımız D şıkkı oldu. Geçelim diğer sorumuza. 11. soru. Diyor ki aşağıda verilen deney tüpüne nişastayı sindiren amilaz enzimi konulmuş ve bir süre beklendikten sonra iot çözeltisi damlatılmıştır. Deneyin sonunda diyor ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Şimdi bakın amilaz enzimi nişastayı sindirecek değil mi? Nişastayı sindirdiği için arkadaşlar çözeltide mavi mor renk oluşacak mı? oluşmayacak değil mi? Çünkü nişasta sindiriliyor. İyot çözeltisi nişasta ile mavi mor renk veriyor. E amilaz nişastayı sindiriyorsa o zaman burada nişasta kalmadığı için mavi mor renkte oluşmaz. Bu gitti. Bu yanlış. Tüpte su miktarı azalmıştır. Şimdi amilaz nişastayı sindirirken arkadaşlar nişastayı su ile beraber sindiriyor ve glikoz moleküllerine ayırıyor glikoz molekülüne ya da glikoz demeyebiliriz. Hani maltoz ve dekstrin dediğimiz molekülleri ayırıyor arkadaşlar. Bunun detaylarını 11. sınıfta göreceksiniz sindirim sisteminde. Ama burada sadece şunu söyleyebilirim. Nişasta sindirildiği zaman su kullanılıyor mu? Evet. O zaman su miktarı azalmıştır dediği doğru mu? Doğru. Tüpte galaktoz miktarı artmıştır demiş. Nişastanın yapısında galaktoz var mı? Yok. Glikoz var arkadaşlar. Bu da yanlıştır. Cevabımız doğru olanı sorduğu için ne olacak? Bursa seçeneği olur. 12. soru monosakkaritlerle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Neydi monosakkaritler? Bakın hatırlayın 3 karbonlu vardı, 5 karbonlu vardı, bir de 6 karbonlular vardı. Özür dilerim gitti. Heh. Arkadaşlar 3 karbonluları zaten dediğim gibi karşımıza çıkmıyor. 5 karbonlu olanlar riboz ve deoksiriboz dedik. 6 karbonlu olanlar da glikoz, fruktoz ve galaktoz dedik. Diyor ki kanda bulunabilen tek karbonhidrat çeşididir. Bu doğru değil mi arkadaşlar? Glikoz kanda bulunuyor sonuçta. Tek karbonhidrat çeşidi glikozdur kanda bulunabilen. Dolayısıyla bu doğru. Sindirime uğradıktan sonra hücre zarından geçebilirler. Arkadaşlar monosakkaritler zaten küçük moleküllerdir. Daha fazla sindirime uğramazlar. Bunlar ancak hücresel solunumla yıkılabilirler. O da altı karbonlu olanlar hücresel solunumla yıkılabilir. Diğerleri yıkılmaz. Dolayısıyla bu yanlıştır. Yapısında bir tane glikozit bağı bulunur. Monosakkaritler tek molekül oldukları için bunlarda bağ yoktur. Bu yanlıştır. Cevabımız ne olacak? A şıkkı yalnız bir. Evet böylece bu testimizin sonuna geldik. Sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.